Tabii. Dermokozmetik uygulamalar için neler söylemek istersiniz? Bu konuda özel Musa Gül Hastanesi'nde bir çalışma başlatmayı düşünüyorum. Tabii şöyle, demin söylediğim şey önemli. Önce genel cilt sağlığına ben eğilmek istiyorum. Hani onda normal en sık görülen cilt hastalıkları işte nedir? Egzamalardır, saç dökülmesidir, sivilcedir, deri kuruluğudur, sedeftir. Buna benzer hastalıklar, yani bizim majör hastalıklar dediğimiz cilt hastalıkları en sık görülen bir takım deri alerjileridir falan. Bunlara öncelikle eğileceğim. Onun ötesinde de talebe göre, yani talep olursa zaman içerisinde bu, ben öncelikle hekimim. Yani hani kozmetikçi değilim, onu öncelikle söyleyeyim. Kozmetik bizim bir yan işimizdir. Biz dermatologlar öncelikle biz hekimiz. Yani öncelikle deri sağlığını ve hastalıklarını hedef alırız. Deri sağlığının korunması, deri hastalıklarının teşhis ve tedavi edilmesidir görevimiz. Öncelikli görevimiz budur. İkinci görevimiz de daha böyle efendim estetik kaygıları olan insanların, tabii bu cilt yaşlanmasına bağlı olabilir. Farklı sebeplerden dolayı bir takım uygulamalar yaptıracak insanlar olabilir. İşte dolgu uygulamaları, botoks uygulamaları, lazer uygulamaları, işte bir takım işte PRP'dir, mezoterapidir, bu tip uygulamalar. Bunların hepsi zaman içerisinde talebe bağlı olarak diğer cilt hastalıklarından hani bulabileceğimiz vakit çerçevesinde özel Musa Gül Hastanesi'nde uygulamaya çalışacağım şeyler olacak. Ama dediğim gibi öncelikle benim meslek hayatımdaki önceliğim de budur. Önce cilt sağlığı, sonra temel cilt hastalıkları, ondan sonra kozmetik uygulamalar. Cilt sağlığı hastalıkları ve onlarda belli bir aşamaya geldiğimizde kozmetik uygulamalara da yavaş yavaş hasta portföyümüze bağlı olarak Aysan geçeceğiz. Bey, bu konu önemli. Burayı ben açmak istiyorum. Buyurun. Çünkü ulusal televizyonlarda sık sık gördüğümüz, izlediğimiz haberler maalesef. İşte diyor ki yanlış botokstan dolayı yüzü yandı, işte cildi bozuldu veya işte dudağı şişti, burnu şişti, gözü şişti. Yani beklediği tedaviyi alamayan bir sürü insanlar var. Evet. Bunlar mahkemelik oluyorlar falan. Veya lazerde cildi yanıyor insanın. Tabir caizse işte merdiven altı diye tabir edilen, bu işin uzmanı olmayan, bu işin tıbbi öğrenimini görmemiş insanların bu işi yapmasından dolayı da bu sıkıntıları yaşıyoruz. Tabii. Şimdi Kırşehir için, ben bunu iltifat için söylemiyorum, Kırşehir için siz bir kazanımsınız. Niye? Bu işi yaptırmak isteyen erkek veya bayan, hiç olmazsa sizin sayenizde bu işin uzmanı, tıbbi bilgisini almış, tabiri caizse merdiven altında olmayan, gerçekten şehrimizin ilk ve tek özel hastanesinde bu işi yapacaksınız. Dolayısıyla Kırşehirlere de bu aslında bir müjde gibi geldi bana. Ya tabii şöyle, yani kozmetik uygulamalar normalde birkaç branş tarafından yapılabilir. Bunlar nedir? Dermatoloji, plastik cerrahi, kulak burun boğaz. Benim aklıma gelendir. Yani ya da işte başka bir takım uygulamalar için kadın hastalıkları, kadın doğumcu arkadaşlarında bazı uygulamalar var. Uğraştıkları bölge itibariyle filan. Yani diğer, mesela atıyorum bir kardiyoloğun, bir nöroloğun diyelim, kozmetik uygulamaları yapması bile abesken, yani diğer uzmanlık dallarının bile abesken, pratisyen hekim arkadaşlar, ya da onu da geçtik, hadi neyse, bir kuaförün atıyorum ya da ne bileyim,
Yani 10 gün 15 gün ben yalandan bir kurs aldım diyen bir insanın yani hiçbir tıpla ilgili hiçbir ehliyeti, hiçbir vasfı olmayan insanların bu işlere tevessül etmeleri maalesef Türkiye'de bu konularla ilgili çok iyi hani denetim yapılmadığının da bir işareti oluyor.